Selçuk'i kolonyaları Turkuaz programını sunar. Efendim merhabalar. TV42'de Turkuaz programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Rümeysa Sügül. Haftanın ikinci çalışma gününde bugün sosyal medya hesaplarımızdan da bu duyuruyla paylaştım bugünün program afişini. Dedim ki Turkuaz'da bugün edebiyat günü dedim. Yaptığım her program için heyecanlanırım. Elbette ki benim arka planda çalışmalarını yürüterek hazırladığım programlar bunlar. Ancak bazı programlar tıpkı bugünkü olduğu gibi benim için daha bir farklıdır. Yeni bir projedir, yeni bir heyecandır, yeni bir adımdır. Edebiyat günü demek evet kulağa hoş geliyor. Aa ne güzel edebiyat konuşulacak deniliyor. Ancak hemen bir parantez açacak olursam efendim. Bizler evet cümleleri, kitapları, o güzel anlamlı cümleleri, ifadeleri sevenler olarak kitap okumayı seviyoruz. Kitap okutulmasını öneriyoruz. Kitaplarla hemhal olmayı önemsiyoruz. Ancak o yazarların, o kıymetli isimlerin geriye bıraktığı Baki'deki hoş sadadan da nasiplenirken hem onları yad etmek, hem de ahde vefayı gerçekleştirebilmek, hem de bu günümüz için, 2023 yılı için bugünün insanlarına, bugünün gençliğine bizler de geçmişteki o önemli kalemleri anlatalım. Bir nevi kendileri burada olmasa da tanıştıralım isterim. Bunlardan ilki Halide Edip adı var benim için. Ve hem Milli Mücadele döneminde hem de Türk Edebiyat tarihindeki kıymetli eserleriyle hatırlamamız gereken, önemsememiz gereken bir isim. Kendisinin fotoğrafları da birazdan ekrana gelecek ve bu önemli, kıymetli bir kadın yazarımızı yine bugünümüzde 2023 Türkiye'sinde kendi cümleleriyle, kendi araştırmalarıyla edebiyat dünyasında da kendi ismini Konya'ya ve Türkiye'ye ispat etmiş bir isimden dinleyeceğiz. Fatma Şeref Polat hocamız bizlerle birlikte. Kendisinin de kalemi çok kıymetli ve ben bir kadından geçmişteki bir kadın yazarımızı dinleyeceğiz bugün. Ben bu anlamda çok heyecanlıyım. Eğer ki sizlerin de bizlere söylemek istedikleri, sormak istedikleri varsa ekranın sol kısmındaki telefon numaramızdan, WhatsApp'tan bizlere yazabilirsiniz diyeceğiz efendim. İşte heyecanım bu yüzden. Hadi buyurun başlıyoruz. Önce konuğumuza hoş geldiniz diyeceğiz. Turkuaz'da daha önce Fatma hocamızı konuk ettik. O yüzden tanışma faslını geçiyoruz. Zaten kendisini tanıyanlar tanıyorlar. Hemen hoş geldiniz diyeceğiz. Sonra konumuza dahil olacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum bu güzel giriş için. Benim de çünkü duygularımı ifade ediyor aslında. Ben de çok heyecanlıyım ve hem edebiyat anlamında bir program yaptığınız için hem de bu programın başlangıcı için Halide Edip gibi efsanevi, abidevi bir şahsiyeti seçtiğiniz için sizi kutluyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum hocam. Bizim için kıymetli isimlerden bir tanesi. Hiçbir yazarımızı eğer ki tabii ki milletimizin, devletimizin bütüncüllüğüne aykırı olmayacak ifadeler olmadığı takdirde hepsi başımızın tacı. Biz burada sadece fitneye, fesata izin vermiyoruz. Evet. Gönül dünyamızda da ona izin yok. Yani sadece medya ekranı olarak değil, kendi gönül coğrafyamda da buna zaten izin yok. Bizim için temel prensipler bellidir, kırmızı çizgilerimiz bellidir. Onun haricinde görüşü bana yakın olsun, uzak olsun, herkese okumayı ve en azından eleştirel yönümüzü de bu şekilde beslemeyi seviyoruz. Bu bağlamda da bugün heyecanlıyız. İki kadın, geçmişten evet, bir kadını konuşacağız. Haddimiz değil belki, kendi adıma en azından haddim değil belki ama sizinle de Halide Edip Adıvar'ı tanıştıracağız efendim. Öncelikle Halide Edip Adıvar kimdir? Buradan başlayalım mı hocam? Buradan başlayalım. Hem buradan başlayacağız hem de en zor soru bu belki de. Çünkü o kadar çok yönlü bir kişilik ki ben şöyle düşündüm. Biz zaten bu programda Halide Edip Adıvar'ı anlatmaya yetişemeyiz. Onu bir hatırlatmak, yad etmek, dikkat çekmek anlamında inşallah güzel bir şey yapacağız. Halide Edip büyük bir yazar, bir gazeteci, bir aktivist, rütbesi olan bir asker, bir dönem milletvekilliği yapmış bir milletvekilimiz, siyasetçi diyelim. Üniversitede, İstanbul Üniversitesi İngiliz Filoloji bölümünü kurmuş bir hocamız. Ve gerçekten öyle bir şahsiyet ki şöyle düşündüm, dünyada hani insanın muadili olmaz, herkes çok özeldir ama onun rolüne, ona yakın, onun yaptıklarına yakın bir kadın daha var mı? Bir imparatorluk
imparatorluğun yıkılış dönemine tanıklık etmiş ve aktif olarak her aşamasında o hitabetiyle aktivist tarafıyla rol almış. Hı hı. Sonra bir devletin kuruluşunda cephesine kadar, ordusuna kadar aktif olarak rol almış ve sadece hitabetiyle kitleleri coşturmuş. Bunun yanı sıra böyle bir hayatın içerisinde o kadar üretken bir yazar ki ve Cumhuriyet tarihimizin ilk romancısı. Evet. Yani kadın erkek demiyorum, dikkat ederseniz ilk romancı. Çok sayıda eseri var ve yaşadığı dönemi, tanıklık ettiği olayları ve kişileri canlı olarak bize yaşatabilen bir isim. Çok önemli eserleri var. Hı hı. Peki nerede doğmuştur? Hani klişedir ya, evet. Şurada doğmuştur. İşte şu yaşında evlenmiş gibi, öyle o klişe kısmı biraz bir girelim azıcık. Evet. O kısmı genelde pek sevmiyoruz ama kısaca bilgi vermek lazım. Halide Edip adı var. Beşiktaş'ta babası o dönem bir bürokrat Osmanlı'da. Genellikle Osmanlı üst düzey bürokratlarının yaşadığı Beşiktaş'ta dünyaya gelmiş 1884'te. Yani herkes bildiği için Atatürk 1881 doğumlu, Atatürk'ten 3 yaş küçükmüş. O şekilde dünyaya geliyor. Annesi erken yaşta kaybedildiği için anneannesi tarafından büyütülüyor. Fakat daha sonra babası önemli bir bürokrat demiştik. Amerikan Koleji'ne gönderiliyor. O dönem yeni şey olan diyelim, ünlü olan, oranın da ilk Müslüman Türk ve kız öğrencisi Halide Edip Adıvar'ın hayatında ilkler çok fazla. Hı hı. Orada şöyle, ablası tarafından bile eleştiriliyor. Neden? Çünkü Amerikan Koleji'nde tahmin edeceğiniz gibi misyoner hocalar, gönüllü hocalar eğitim veriyorlar ve kendi adlarına, davalarına, ideolojilerine çok sadıklar. Dolayısıyla etki altında kalacağı için ablası bile eve geldiği zaman ona takılıyor falan, öyle bir eğitiminin ilk yıllarında hayatı oluyor. Hı hı. Fakat daha sonra görüyoruz ki Halide Edip oradan o kadar güzel bir şekilde faydalanmış ki, şöyle, oradaki o misyonerlerin fedakarlığını, kendi mücadelelerini, kendi davalarına sadakatlerini alıyor Halide Edip, o kısmını örnek alıyor. Hani diyor ki, onlar batıl olan bir davaya bu kadar hizmet ediyorlar, biz ne yapıyoruz? Dolayısıyla kendi inancına, kendi davasına, kendi milletine daha sadık, daha fedakar, daha vatanperver olma yolundaki kişiliğine uygun olarak kullanıyor. O insanlara saygı duyuyor çünkü çok güzel hizmetleri var ama biz daha fazlasını yapmalıyız diye düşünüyor. Daha sonraki yıllarda muhtemelen tepkilerden dolayıdır. Oradan alınıyor. Evde bir eğitim süreci oluyor. Dönemin ünlü hocaları tarafından mistik ve edebi açıdan Rıza Tevfik Bölükbaşı öğretmeni onun. O tarafını besliyor. Daha sonra eşi olacak, ismini yanlış hatırlayabilirim, Faruk Bey miydi? Çok büyük bir matematikçi. Hı hı. Matematik eğitimini de ondan alıyor. Ve bir süre sonra zannediyorum 17-18'li yaşlarda matematik öğretmenleriyle, öğretmeniyle arasında bir aşk oluyor ve ilk evliliğini onunla gerçekleştiriyor. Hı hı. Bu evlilikten iki çocuğu oluyor, evet, Halide hocam. Edip'in. Ancak zaten yani yine 17'li gibi yaşlarda gazete köşelerinde yazmaya başladı. Sosyal faaliyetlerde, eylemlerde aktif olarak rol aldığı için, hı hı, özellikle şeyde, 31 Mart vakasında falan ciddi sıkıntılar yaşıyor. Eşi başına bir şey gelmesin diye, çünkü kalemi çok sivri, çok tepki alıyor ve tehditler almaya başlıyorlar. Ona bir süre uzaklaşmayı İstanbul'dan uygun olduğunu söylüyor. Bir süre Mısır'a gidiyor Halide Edip. Kısa sürüyor bu süre. Sonra tekrar dönüp geliyor ortalık yatışınca. Fakat bu arada eşinin başka bir hanımla evlenmek istediğini öğreniyor. Hı hı. Bir kadın olarak yaşadığı çok büyük bir sarsıntı tabii ki bu. Daha sonraki eserlerine, romanlarına da yansır. Hı hı. Konu olmuş. Gerçekten de bilinmesi gereken de bir tarafımız bu. Toplumsal olarak da, kadın olarak da, erkek olarak da hala yaşadığımız sorunlardan. Dolayısıyla eşinden ayrılıyor ve kendine çekildiği bir süreç oluyor. Toplumsal faaliyetlerde çok aktif olsa bile.
O arada Handan falan romanını yazıyor zannediyorum. İlk romanları daha çok aşk, kadının toplumdaki yeri, ondan sonra ve bu yaşadığı şeylere dairdir, sosyal ortama dairdir. Daha sonra Talat Paşa tarafından İttihat Terakki döneminde de aktif rolleri olduğu için şeyle görevlendiriyor, kızların eğitimiyle ilgili Suriye'ye gönderiliyor. Yani oradaki, ben bu detayı hiç bilmiyordum hocam. Çok önemli bir detay. Evet, kızların eğitimi ve aslında kadın meselesi Halide Edip'in her zaman merkezindedir. Hayatının merkezindedir. Bu bütün mücadelesinin içinde kesinlikle çok önemli bir yer kaplıyor. Bizim için de şu açıdan önemli. Hala çözemediğimiz bazı sorunları Halide Edip o zaman da kadının eğitimdeki durumu, toplumdaki durumu, ailedeki durumu ve bu bizim kendi geleneğimize, kültürümüze, dinimize, milletimize göre nasıl olması gerekiyor? Bunun üzerinde çok düşünmüş bir yazardır. Beni çok etkileyen tarafı bu. Ve kız çocukları eğitimi onun için çok önemli. Bir süre Suriye'de kalıyor. İşte Ermeni tehcirinden kalan çocuklar, savaştan kalan çocuklar, orada açılan okullar, orada çeşitli okullar açıyor. Kızların eğitimiyle ilgili çalışmaları oluyor. Suriye'ye gönderiliyor Talat Paşa tarafından. Evet, görevli. Bu az önce de ifade ettiğim şekliyle benim de bilmediğim bir detaydı. Benim de şimdi araştırma konularından bir tanesi olacak. Yani evet. Bazı anlar oluyor hocam. Bildiğiniz şeylerin arasından minnacık okurken veya bir kitap okursunuz. Hikaye akar veya bilgileri edinmeye devam edersiniz. Bilmediğiniz küçük bir şey karşınıza çıkar. Yeni araştırma konunuz bu olur. Başka bir doğru yöne doğru akışınız devam eder. Bu da onlardan bir tanesi olacak benim için. Kesinlikle. Halide Edip Adıvar'ın Suriye'de kız çocukları için yaptığı eğitim gönüllülüğü. Tabii eğitim faaliyetleri çok önemli. Okullar açılıyor. Tabii biz sadece Halide Edip değil, biraz o milli mücadeleyi, daha doğrusu işte Birinci Dünya Savaşı yılları, bizim Çanakkale Savaşı dönemi falan, bir taraftan sürekli savaşın içinde, Balkan Savaşı'ndan beri Osmanlı İmparatorluğu olduğu için geri planda yapılan çalışmaları biz zaman zaman şey yapıyoruz, kaçırıyoruz gözden. Sürekli savaşla ilgileniyoruz. Ama diğer taraftan görüyoruz ki sadece siyasi açıdan bildiğimiz çeşitli kahramanlar, Talat Paşa da bunun içinde çok büyük bir vatanperverdir. Rahmetle analım hepsini. Hepsi farklı bir kurtuluş amacına inanmış olabilirler. Ama şunu görüyoruz geriden baktığımız zaman, neye inanmış olurlarsa olsunlar, fikirlerini beğenmeyenler, meslek de hepsinin tek amacı var, vatanı kurtarmak ve daha iyi bir yere getirmek. Yani birbirleriyle çatışmış olsalar bile bunu bilmemiz gerekiyor. Bir taraftan eğitim gerçekten her zaman bizim kültürümüzde çok önemli olmuş. Devlet adamlarımız, siyasetçilerimiz dahi bunu gözden kaçırmamışlar. O kargaşanın arasında Suriye'de kız okulu açmayı düşündüklerini ben de çok sonra öğrendim mesela. Gerçekten çok önemli bir faaliyet. Hocam bir araya girebilir miyim? Buyurun. Bu programı planladığımızda bayağı vakit vardı. Hatta araştırma yapabilelim, biraz daha böyle bilgilerimizi tazeleyelim diye. Evet. Kendimize zaman tanıdık hazırlanmak adına. Şu an anlattığınız bilgiler, mevcut bilgilerle mi bunları aktarıyorsunuz? Yoksa programa gelmeden önce bir son kez bir gözden geçirme yaptınız mı? Evet. Bir araştırma yaptınız mı? Evet, teşekkür ederim. Yaptım şöyle, bu hafta değil ama biz erteledik ya programı. İlk siz bana söylediğinizde ben de çok heyecanlanmıştım. Aynen şimdi konuştuğumuz gibi dedik ki bir lise yıllarından ta Halide Edip aklımızda kaldı. Eserlerini seviyoruz ama o dönem şöyle bir ay öncesi kadar bir baktım. Ama böyle bir ezber tarzında konuşmamak için de programa gelirken bakmadım açıkçası. Çünkü bir sürü şeyi atlayacağız muhakkak. Bir sürü şeyi unutacağız bu programda. Ama izleyicilerimize de bize de bu programdan sonra bir Halide Edip sayfası açılacak. Daha çok bakacağız diye inanıyorum. Hiç okumamış olanlar bir Sinekli Bakkalı merak kesinlikle edecek mesela. Değil ateşten mi? Gömlek. Ateşten gömleği. Çok önemli. Eserlerine de birazdan gireceğiz ama şimdi burada sadece edebi yönüyle öyle olan kişiler de var. Yani biraz da hatta otel odalarında ömrünü geçirmiş yazarlarımız, evet, var. Biraz halktan uzak, kendi halinde, biraz geri planda ama kalemi çok sağlam. Ahmet Arif benim aklıma şu an ilk gelen örneklerden bir tanesi. Ancak Halide Edip Adıvar hem halkın siyasetin içinde, evet, bir yerde bakıyorsunuz siyasetçi gibi konuşmalar yapıyor, aktivistlik yapıyor. Tabii. Bir yerde edebiyat yönünü hiç yitirmemiş. Biz bugün diyoruz ki
yazmayı çok istiyoruz ama yazacak fırsatımız yok diyoruz. Halide Edip Adıvar'ın hayatını şimdi dinlerken insan kendinden utanıyor. Tabii. Şu günümüz dünyasında şu teknolojik imkanlarla otursak klavyede hızlı hızlı yazabilecekken evet. Onlar belki de hokkayla yazıp daktiloya geçirip falan gibi evet. Şartlarda yazıyorlardı. O emekle zaten hocam bence o kitaplar ortaya, o lezzet ortaya çıkmış. Kesinlikle. Bana göre. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Sadece edebi yönünü anlatalım desek aktivist yönü eksik kalır. Rol model olma yönü eksik kalır. Her yönünden hiçbir detayı atlamadan da aktarmak şimdi bize vebal. Hani evet. Şunu unuttuk dememek için de böyle tane tane ilerletmeye çalışıyoruz açıkçası. Bu bağlamda da Halide Edip Adıvar'ı sadece bir edebiyatçı olarak hatırlamayalım. Onun Türk toplumunda, Türk kadınlarının geçmişinde çok önemli bir rolü olduğunda bir kez daha belirlemiş, aktarmış olalım efendim. Evet. Ben de bu arada şeylere bakıyorum, fotoğraflara, görsellere bakıyorum. Görsellerini de çok severim ben. Çünkü o yüzünde bütün o yaşanmışlığın şeyleri vardır, izleri vardır. O gençliği ayrı, olgun dönemi ayrı Halide Hanım'ın. Şöyle tekrar biraz hayatından devam etmek istiyorum. Çünkü biz biraz da zaten bu siyaset ve aktivist tarafından dolayı Halide Hanım'ın biraz gölgede kaldığını zaman zaman düşünüyorum. Çünkü sizin de girişte söylediğiniz gibi biraz biz çok aşırı politize olmuş bir toplumuz. Yani politika çok önemli bir şey, siyaset çok önemli bir şey ama toplumun bütün katmanlarına çok yoğun olarak yayılmış ve kendinize ait, kendi görüşünüze ait hissetmiyorsanız insanlar genelde okumuyorlar Halide Edip Adıvar'ı da ama aslında tamamımızın okuması gereken sizin dediğiniz gibi ortak değerlerimizden birisi. O yüzden biraz hayatı da bilinsin küçük ayrıntılar ki çeşitli zaman zaman siyasi görüşü değiştiyse bile neden değişmiş, yaşadığı şeyler ne? O bilinsin istiyorum. Aslında temel soru hocam şu kısma girdiğimiz zaman sorulacak soru zannedersem şu. Milli mücadele döneminde genç bir kadın, genç bir kız bile diyebiliriz işte. Çok genç, evet. Erkek işi diye görülen, bakın şartlar o zaman için gidin yani 100 yıl öncesine gidiyoruz. Anadolu gibi bir coğrafya. Tabii ki bugün işte biraz daha kadın erkek eşitliğinden falan dem vuruluyor. Her ne kadar feminizme kaçmadan evet belli hakların olması gerektiğini biz de savunuyoruz. Ancak o dönem kadının rolü ciddi manada evde olan bir rol. Evet. Ama burada bir bakıyorsunuz ki genç bir kadın gündeme hakim oluyor. Her şey. Mevzulara hakim oluyor. Eğitimini aldığı okuldan kendi davan için neler yapabileceğinin eğitimini, bunun farkındalığını oluşturarak geliyor ve evet. Muhtemelen aile yapısının da burada bir etkisi olsa gerek tabii ki babasının bunu hiç kısıtlamaması, kendisini kısıtlamaması gibi durumlarla da bir anda o gerçek, o günün mücadele dünyasının içerisinde kendisini buluyor zannedersem evet. Değil mi? Evet. Babasının da muhakkak etkisi var. O aldırdığı eğitimler çok önemli. Ama şöyle de bir şey görüyorum. İşte biraz önce ablasından bahsettik. Espri yapıyormuş eğitimiyle ilgili diye. Ama hani aynı ailede yetişen diğer belki erkek kardeşi de var. O konuya bakmadım. Kardeşlerin öyle bir rolü yok. Aslında kendi kişiliğiyle bence alakalı. Mizaç ortaya çıkıyor. Çok güçlü bir karakter ve çok zeki. Yani işte dönemin en önemli matematik profesöründen dünyaca kabul edilmiş. Kendinden de epey yaş farkı var. Birinden ders alıyor ve ikisi birbirine aşık olup evleniyorlar. 17 yaşındayken daha. Yani tersinden düşünürsek Halide Hanım ona aşık olmuş ama eşi de ona aşık olmuş. 17 yaşında bir kız bu kadar zeki bir adamı etkileyebilmesi için çok zeki olması gerekir. Dolayısıyla o evlilikten sonra iki de erkek çocuğu oluyor, iki de oğlu var. Onlardan sonra biraz da çabuk olgunlaşıyor belki kadınlık anlamında da işte eşinden ayrılıyor falan. Kendi şahsiyeti çok çabuk ortaya çıkmış. Bilenmiş olarak bir hani Halide Edip adı var. Her şeyi yaşamış, acı çekmiş, sevmiş, sevilmiş falan. Kişilik olarak da kendini çok çabuk geliştirmiş diye düşünüyorum. Ama ailesi de gerçekten çok kıymetli bir aile ki ona o kadar dönemin önemli eğitimlerini aldırıyor. Elbette ki. Edebi yönünü konuşmaktan ziyade diğer yönlerini atlamamamız lazım diye az önce ifade etmiştim ya. Burada hemen şu kocaman bir yazı yazmamız lazım zannedersem. Vatanseverlik. En önemli. Halide Edip Adıvar'la evet. Birlikte zaten hemhal olan bir argüman. Evet. Şimdi
ciddi manada bir vatansever haline adı var değil mi? Tabii ki, kesinlikle. Oradan şimdi Suriye'den gelince zaten o şey dönemine geçeceğiz. İşte İzmir işgal ediliyor, büyük bir travma gerçekten ve şey, o Sultanahmet mitingleri, artık şehrin hani her tarafında mitingler oluyor. Tabii bu arada sürekli gazete yazıları yazıyor Halide Edipadı var ve gazete yazıları... Şu ana kadar hiçbir kitabı yok ama değil mi? Yani gazete yazarlığı, gazetede köşe yazarlığı yapıyor zannedersen. O arada Handan falan yayınlanıyor hatırladığım kadarıyla, ama en önemli şey gazetelerde yazıyor olması ve bunu devamlı yapıyor. Gündeme, siyasete hakim ama her konuda da yazıyor. Hala okunabilir, güncelliğini koruyan yazıları var. Şey, toplu olarak yayınlanmış mı ben de merak ettim ama ona bakmadım. Gerçekten bütün gazetedeki köşe yazıları toplu olarak yayınlansa ben şimdi de çok faydalı olacağına inanıyorum. Yani güncel bile olsa değerini kaybetmemiş, bizim için de bir anlam ifade. O günün gündemine dair anlatılmış, kaleme alınmış olsa bile bugün için bile hala çok anlam ifade ediyor. Bizi kapsayacağını düşünüyorum açıkçası ben de. Sultanahmet mitingi de şöyle, yani kendine özgüveni de var. Çünkü gerçekten dolu bir hanım, vatansever, bir anlamda dik başlı da diyebiliriz. Hani kendi şahsiyeti duruşu burada. Duruşu var yani. Duruşu böyle. Ve idealist olması hayatı boyunca onun için önemli. Hı-hı. Hani daha sonraki bazı siyasi aktörlerle anlaşamaması da oradan kaynaklanır. Kendi ilkeleri çok önemli. Dolayısıyla bir yerde işte miting yapılıyor. Ya konuşacak kimse yok dedikleri an bazen bazı erkekler de cesaret edemiyor. O kadar topluluğun karşısına çıkıp, zor bir dönem ama ne diyeceğim. Halide Hanım şöyle bir özelliği var. Ben konuşurum ya diyor falan. Ondan sonra belki ilk başta da ciddiye almadılar. Hani bazı insanın yazısı güçlüdür ama hitabet nasıl? Sonra çıkıyor bir konuşuyor ki ufak tefek de bir hanımmış. Diyorlar ki bir kanaryanın içinden bir aslan çıktı. Ve o Sultanahmet mitingini izleyicilerimize özellikle tavsiye ederim. Eğer şimdiye kadar dinlemedilerse YouTube'da kayıtları var. Gerçekten her izlediğinizde içiniz ürperir. O kadar ümitsiz ki İstanbul'u işte işgal ediliyor, İzmir işgal ediliyor. Bütün her taraftan Anadolu olumsuz haberler. Böyle kendi kendine kapanmaya başlıyor. Evet, kapanmaya başlıyor ve her taraftan kolunuz dalınız kesilmiş. Yedi düvel üstünüze geliyor. Ümit bitmiş. Orada böyle gerçekten insanı yüreğinizden vurur. Ey aziz vatan, ey mübarek vatan, sen muhakkak kurtulacaksın diyor. Öyle bir imanla söylüyor ki bunu, gerçekten ben her izlememde, bugün olmasına rağmen biz o günü hayal edemeyiz gerçekten, sonra kalbim titrer. Muhakkak kurtulacaksın. Fedakar ve kahraman evlatlarının omuzlarında yükseleceksin diyor. Bunu kesinlikle bugünün gençliğinin bilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Elbette ki işte hani az önce de ifade ettiğimiz şekilde biz bugün dedik ki Turkuaz'a Edebiyat Günü yapacağız. Evet. Edebiyat deyince diyeceğiz ki nasıl bir yazardır, hangi konulara değinmiştir, kitabında ne tür akışları olmuştur, ama kişinin toplumdaki kimliği ister istemez yıllar geçmiş olsa, yüzyıl bile geçmiş olsa yine diyor ki benim önce toplum için, vatan için, millet için yaptığımı anlatın diyor. Allah yine burayı bize nasip ediyor. Evet, farkındasınız değil mi? Edebiyat dedik, bir edebiyatçıyı anlatmamız lazım ama o konulara dem vurmadan geçemiyoruz. Çünkü orası daha Halide Edip Adıvar'ı bu toplumla hemhal ettiği, hemhal olduğu noktalardan bir tanesi. Evet. Bu da Sultanahmet mitinginde zirveye çıkıyor. Orada mutlaka biz de geçirebilsek programın sonuna, belki hazırlamaya çalışalım arkadaşlar, bir baksınlar. Yetiştirebilirsek yetiştirmeye çalışalım ama eğer ki yetiştiremezsek de mutlaka program sonrasında YouTube üzerinden onu hepimiz izleyelim bir kez daha. Halide Edip Adıvar'ın o cümleleriyle, o ruhuyla, kimliğiyle vatan, millet bölünmezliği adına hangi inançla nasıl şeyler söylemiş, nasıl ifadeler kullanmış. Hepimize görev olsun. Hepimiz bir kez daha izleyelim onu. Evet. Ve orada çok sonradan afişi olan bir cümlesi vardır. Onu da benim etkilendiğim o aziz vatan hani kısmı, muhakkak kurtulacaksın. Onu o şartlarda o imanla söylemesi beni çok etkiler. Ama orada çok afişi olan cümlesi ve gerçekten de daha sonra hem çok kullanır hem de yaşına ve belki o zamanki duruma göre üst düzey bir düşüncedir. Orada şöyle
eder. Biz milletlerle dost, hükümetlerle düşmanız. Milletlerle dost, hükümetlerle düşmanız. Bu hala uluslararası ilişkilerde bizim kullandığımız bir ilkedir. Ve gerçekten bu anlayış çok önemlidir. Orada da bu cümlesi çok dikkat çeker yurt dışı basın dahil. Ve gerçekten çok güzel bir metindir o. Burada bir yazarın gücünü, kelimelerin gücünü, o gücün toplum üzerindeki etkisini görebilirsiniz. Hatta yazar bir arkadaşının şöyle bir notuna rastladım. Diyor ki Sultanahmet mitinginden çıktığımızda işte Halden'in arkasından yürüyordum, siyah çarşafıyla o önümden gidiyordu. Yüreğim öyle çarpıyordu ki diyor, Hazreti Peygamber'e yeni inanan sahabeler sokakta onun arkasından nasıl yürüyordu acaba? Benim yüreğim hani buna dayanmıyor, ona nasıl dayanacağım diye düşündüm diyor. Öyle bir heyecanla, imanla gidiyorduk ve vatanın kurtulacağına inanmıştık diyor. Şimdi o dönem karışık bir dönem hocam. Çok değil karışık. Mi? Yani bilenler az çok zaten detaylarını fark ediyordur ama bilmeyenler için nesi zordu yahu? Demek dile kolaydır. Kimse demez belki, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kimse bunun demeye hakkı yoktur ama çok karmaşık bir dönem. Evet. Günler geceler birbirine karışıyor. Dış mihrakların sizin işte başkentinizde, özellikle kıyı şeridindeki şehirlerinizde, Çanakkale, İzmir, Balıkesir, İstanbul zaten başta hakeza. Adım adım geliyorlar. Her yerde onlardan bir avuç insan buluyorsunuz. Hiç ummadığınız insan meğer onlara çalışıyormuş oluyorsunuz. Tabii. Bizde gizli cemiyetler kuruluyor. Dost düşman belli değil. Evet hocam, yani çok karışık çok bir dönemde. Yani Allah göstermesin şu an öyle bir dönem olsa belki biz bu kadar net bir duruş gösterebilir miyiz diye bile aslında insan tedirgin olmuyor değil. Vatanı sevmek, vatan için mücadele etmek başka ama doğru yerde durmak başka bir şey. Karışık dönemde bir kimlik kazanmak ve o kimliğin ardından bir kürsüye çıkmak kadın olarak çok takdire şayan bir durum değil mi? Ne dediğini bilmek tabii ki. Bunu zaten o konuşmayı yapabilmesi için geri planda çok dolu olması lazım. Bütün güncel olaylara, siyasi plandaki olaylara hakim olması lazım. Ve birden fazla, biraz önce söylediğimiz için, evet herkes vatanı kurtarmak istiyor. Ama birden fazla fikir var, ekol var, grup var, teşkilat var. Dediğiniz gibi bir de içerideki hainler var, gizli hainler var. Kimin klasik atasözümüz, at izi it izine karışmış derler. Karışmış durumda. Evet, bu kadar dirayetli olmak için her şeyi bilmek gerekiyor diyebiliriz. Çok iyi hakim. Hocam, Hilal-i Ahmer Cemiyeti o dönemde kurulan kadınlar üzerinden kurulmuş bir cemiyet ve günümüzün Kızılay'ı aslında. Kızılay'ın ilk adımları o şekilde başlıyor. Evet. Halit Adıvar'ın orada bir teması var mı? Bildiğiniz halinde var mı? Benim hatırladığım Ankara'da bir süre başkanlık yapıyor ama oraya gelmedik daha, İstanbul'da olduğumuz tamam, için. Benim şu an merak ettiğim bir süremiz de ne kadar, nasıl yetişecek bilmiyorum hocam, ama ben biraz daha kısa geçeyim diyorum ama bir olay çıkıyor. Kitaplara gelemiyoruz. Olduğu kadarıyla aktaracağız. Çünkü hayatı kitap ve heyecanlı gerçekten. Sultanahmet mitingi dönemi şöyle tabii, yani henüz Osmanlı İmparatorluğu'nun aydınları, münevverleri, vatanseverleri yani vatanı öncelikle bir kurtarmaya karar verip buna inanalım. Şartlar ne olursa olsun, şekil ne olursa olsun artık. Çünkü imparatorluk bir anlamda uluslararası anlaşmalar, Mondros-Sevr tasfiye ediliyor. Ondan sonra bitmiş gözüküyor hukuken. Hukuken bitmiş olabilir ama biz nereden bir ateş yakabiliriz? Onun çabasındalar. Evet. Çırpınan pervaneler gibi. Yani bir toparlanalım, kendimize gelelim. Bu mitingler budur yani. Biz mücadele edeceğiz. Bu işgali kabul etmiyoruz. Yani bu resmen kabul edilmiş olsa da mecburen. Direniş mitingleri gibi düşünebiliriz. Direniş mitingi. Aynen. Direniş mitingi. Resmen kabul edilmiş olsa bile anlaşmalarla, Birinci Dünya Savaşı'nda yenik sayıldığımız için biz kabul etmiyoruz, ne yapabiliriz? Herkesin birlikte olduğu mitingler. Ama ondan sonraki süreçte yavaş yavaş milli mücadele Anadolu'ya doğru kayacak. Orada da Halide Edip'in çok önemli rolleri olacak tabii ki. İstanbul'da kalamayacak. Çünkü yaptığı çalışmalar İngilizlerin gözüne batacak. Karakol teşkilatında gizli çalışıyor ve Anadolu'ya silah aktarma işi var. Onun da içinde Halide Edip. BİM teşkilatı, karakol cemiyeti, o dönemki hani biraz daha ön planda olan gizli vatan için hizmet eden örgütlerden, cemiyetlerden.
Karakol Cemiyeti de benim bildiğim kadarıyla, haddimi aşmak istemiyorum ama bildiğim kadarıyla Anadolu'yu silahlandırabilmek adına, değil mi hocam? Tabii, tabii. Genellikle faaliyet gösteriyorlar. Evet. MİM teşkilatı biraz daha toplum içerisinde biraz böyle esnaflığıyla ön planda olan, işte edebi kimliğiyle ön planda olan, biraz daha hani statü demiyorum ama biraz daha önde olan kişilerin bir arada fikir birliğini yürütüp, hı hı, Karakol Cemiyeti de biraz daha kuvvet, akıl, pratiklik gerektiriyor. Pratik, herkesinin katıldığı. Evet, biraz böyle canhıraş bir şey gerektiriyor. Onunla ilgili okuduğum kitaplarda o gemilerden, sandıkaların içerisinden indirilen silahların Anadolu'nun kuvvetlendirilmesi lazım. Çünkü kıyılardan girenler geliyor yavaş yavaş. Anadolu'nun destek vermesi lazım ama silahlandırmamız lazım. İşte o dönemde Karakol Cemiyeti faaliyete başlıyor. Halide Edip adı var da hem Anadolu'da hem de Karakol Cemiyeti ile birlikte, değil mi? Tabii ki. Orada evet şöyle bir şey oluyor. Yine işte uluslararası anlaşmalar imzalandığı için Osmanlı ordusu dağıtılacak. O şekilde imzalandı. Resmi görünüşümüz o. Ordu dağıtılacak ama kimse dağılmıyor. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Silahları toplanacak, ordu dağıtılacak, bilmem ne olacak. Bu arada bizim gizli teşkilatlarımız da kimse yerinden ayrılmasın, örgütümüz bozulmasın, biz bir şekilde tekrar örgütleneceğiz. İllegal olsa da, o an için illegal artık yani. Ve bu illegal gözüken orduya silah lazım ve özellikle de İstanbul'daki işgalcilerin depolarından, evet, bir şekilde alınan silahlar, o maceralar hepsi aslında dizi ve şey bir kısmı, kesinlikle, olmuştur ama daha çok macera var. Karakol teşkilatıyla kaçırılıyor. Aynı zamanda İstanbul'dan Anadolu'ya geçecek işte aydınlar, mücadeleciler de, Özbekler tekkesi ünlüdür. O tekkenin, hı-hı, üzerinden, hı-hı, Anadolu'ya kaçırılır. Halide Edip ve eşi, ikinci eşi Adnan Bey, Doktor Adnan Bey, İttihat ve Terakki'de tanışırlar. Onu atladık. Hı hı. Ondan sonra hayatı boyunca büyük aşkı olan Adnan Bey ile evlenirler. İkisi de şey listesindeler bir de. Yakalanması gereken. Yakalanması gereken, hı hı, İngilizlerin verdiği idam listesindeler. Padişah da onu onaylamak zorunda kalır. İdamları kesinleşir ve Anadolu'ya kaçmaları gerekir. Dolayısıyla o Karakol Teşkilatı zaten Halide Edip'in eserlerinin Ateşten Gömlek mi, Türk'ün Ateşli İmtihanı mı, biri de o macerayı mesela anlatır. Kaçışları da çok ilginçtir. Çünkü Halide Edip elleri hala, kendisi öyle diyor, çarşafın altından tanınmaması gerekiyor. Farklı gemilerle karşıya geçecekler. Ata binmemiş, İstanbul'da ata binen çok hanım var o dönemde ama ata binmeyi bilmiyor, atın üzerinde duramıyorum diyor, ellerim yara oldu. Aslında narin de birisi. Hı hı. İstanbul dışında da hani çıkmamış, Anadolu'yu da bilmiyor. İstanbul hanımefendisi. Yani İstanbul hanımefendisi yazsa da. Olan yanını bir kenara bırakın, bir salonda çok da güzel, o zamanın kıyafetiyle, evet, çok da modern bir şekilde kadını temsil edebilecek bir narin yapısı da var yani. Tabii tabii. Ama İçindeki o dürtüler, o vatanseverlik, vatanperverlik, evet, bir anda onu biraz daha, tabiri hoş olmasa da, erkeksi bir yanıyla biraz daha ön planda olmasını gerekli, evet, kılıyor. Yani oraya çekiyor, o Anadolu'ya geçilecek ama Ankara'ya o şartlarda gelene kadar neler var, bir de kimlikleri belli olmayacak. İşte peçe takmış, çarşafını giymiş falan. Fakat diyor ki o gün diyor tırnaklarımın manikürlü olmasından hiç bu kadar nefret etmemiştim hayatımda. Çünkü şey, Anadolu kadını gibi gözüküp geçecek belki, köylüymüş gibi ama diyor hep çarşafımdan çıkan tırnaklarım manikürlüydü diyor. Belki ondan sonra manikür yaptırmamıştır. Oradan belli olacak diye korkmuş. Çok ciddi bir yolculuk macerası var orada. Ve tabii bu ata binme ve zorlanma, o yolculukta aç susuz kalma, başına gelen şeyler de şöyle düşünüyorum. Halide Edip'in bir taraftan sanırım şeyi, başarısı da şurada bizi etkileyici tarafı. Şimdi evet, erkek alanına girmiş mücadeleci bir kadın ama erkeksileşmemiş aslında hiçbir zaman. Hı hı. Yani kadınlığını ve dişiliğini muhafaza ederek anneliği, eşliği, her şey devam ederken, hı hı, bunların içinde olabilir. O, hı-hı, özelliği de, hı-hı, bence çok önemli. Anaç tavrı da koruyabilen, evet, kadın kimliğini de koruyabilen, işte hani zıt kutuba tamamıyla kaymış bir karakter olmadan, evet, kadının
ama güçlüyüm, evet. Öndeyimi çok iyi resmedebilmiş bir kesinlikle. Karakter. Kesinlikle. Feminist de değil ve bununla birlikte bütün bunları yaşıyor. O yüzden fikirleri de çok önemli. İşte o macerayla Anadolu'ya gelirler. Bir dönem Anadolu Ajansı'nın Eskişehir'de kuruluşunda da hizmeti emeği geçer. Kısa geçelim artık çünkü o kadar çok şey var ki. Bir dönem Anadolu Ajansı'nın kuruluşunda de emeği vardır kendisinin. Onu da hemen dipnot olarak belirtmiş olalım. Burada anlattıklarımız kültür yarışmalarında karşınıza çıkabilir. O derece kıymetli şeylerden bahsediyoruz. Sınavlarda, üniversite sınavı ve KPSS'de de çıkıyor dönem dönem halde Edip Adıvar'la ilgili sorular. Tabii sizin de mesleki anlamda duayeniniz de sayılır. Aynen, çünkü evet. Anadolu Ajansı haberleşmenin çok önemli olduğunu kendisi fark ediyor. Şimdi Anadolu'ya geldiler ya, Atatürk'ün bütün yazışmaları, yabancı ajanslara geçilecek haberlerin yazılması telgrafla yazılıyor. Bunların hepsi ve bunların kısa güçlü edebi cümlelerle yazılması gerekiyor. Bütün yaban okuduğu zaman her şeyi anlaması her şeyi anlaması. Bütün bunları halde edip üstlenir Ankara'ya geldiği zaman ve o dönemde Kızılay'a başkanlık eder. Fakat daha sonra işte savaşlar, milli mücadele başlayınca Sakarya ya da İnönü savaşlarının arasında tarih çok hatırlamıyorum. Cepheye gitmek ister. Mustafa Kemal'e mektup yazar. Savaşlarda cephede bulunur. Dolayısıyla ilk başta on başı sonra çavuş ünvanı alır. Resmidir bu. Rütbeli bir askerdir artık yani Türk ordusunda. Yani nereye geldi? Hani biz belki 40 dakikaya sığdırdık. Dedik ki şurada Amerikan Koleji'nde eğitim alıp böyle böyle böyle. Sonra işte bir şekilde Anadolu'ya geldi. Sonra cephede olmak istedi ve resmi bir şekilde önce onbaşı sonra çavuş sonra olur. Sonra çavuş olarak resmi bir asker de oldu. Yani öyle bir hayat hikayesi. Nereden bakarsanız örnek, nereden bakarsanız hadi canım diyeceğiniz kadar şaşırtıcı. Nereden bakarsanız bakın hepimiz için aslında güzel bir örnek. Hele ki kadınlar için. Hocam reklama gitmemiz lazım. Reklama bir gidelim. Üstadımız Halide Edip Adıvar'ı işte o hayat mücadelesinin içerisinde İstanbul'dan Anadolu'ya getirdik. Oradan devam edeceğiz. Sonrasında da artık kitaplarına gelsin. Sinekle Bakkal'ı konuşalım. Ateşten Gömleği konuşalım istiyoruz. Şimdi reklam, bir yere ayrılmayın, geliyoruz. Selçuk'un kolonyalarının sunduğu Turkuaz devam ediyor. İkinci bölümle sizlerle birlikteyiz efendim. Heyecanlı bir şekilde aktarmaya devam edeceğiz. Çünkü reklam arasında da neyi konuştuk, neyi konuşmadığı böyle detaylı bir şekilde ortaya çıkarırken şunu fark ettik ki daha anlatacak ne çok detayımız var bugünün konusuyla alakalı. O heyecan gerçekten bugünün yapılan programını daha da nacizane bana göre lezzetli hale getiriyor. Umarım sizler de ekranları karşısında bizi izlerken bugün Halide Edip Adıvar'ın birçok yönünü öğrenirken, onun hayat hikayesini dinlerken ki edebi kişiliğine henüz gelemedik ama anlatmamız gereken hususlar çok daha önemli. Siz de inşallah bizim kadar keyif alıyorsunuzdur diyelim. Şu programdan sonra iki görevimiz olacak. Bir, YouTube açacağız. Sultanahmet mitingini Halide Edip Adıvar'ın 2,5 dakikalık zaten bir konuşması var. Onu izleyeceğiz, onu dinleyeceğiz. Ardından da vaktimiz olursa bir kitap almayı düşünüyorsak alacağımız ilk kitap Halide Edip Adıvar'ın bir kitabı olacak. Okumadığımız bir kitabı. Hiç okumadıysanız hocamdan dinleyeceğim, soracağım hocama. Diyeceğim ki hiç Halide Edip Adıvar'ı okumamış bir kişi hangi kitabını okusun diyeceğim, soracağım. Çok kitabı var çünkü. Buradan da devam edeceğiz. Ancak şimdi kaldığımız yerden devam edecek olursak önce oradaki toplumdaki rolünü tamamlamamız lazım zannedersem hocam. Oraya devam edelim buyurun. Devam edelim estağfurullah. Çünkü yazarı anlamadan belki yazdıklarını anlamak daha zor oluyordur. Ve öyle karışık bir dönemde yaşadığı için de ben anlaşılmasını çok önemsiyorum. Ve hep şöyle inanıyorum. Bazı kahramanlar büyük olayların gölgesinde kalabilirler tarihimizde. Ama Halide Edip Adıvar öyle gerçekten efsanevi ve abidevi bir karakter ki ben şimdi genç kızlarımız onu tanıdıkları zaman böyle örnek alacaklar, idol yapacaklar diye inanıyorum. Hatta şöyle düşünüyorum, çocukların bilgisayar oyununa bir karakter yapılsa Halide Hanım,
giyecek üniforma sayısı belirsiz olur. O verilen yetenek kutuları var ya, yeteneklerini seçerken çok sayıda yetenek yüklenmesi gerekir. Hı hı. Böyle bir kişiliğin gerçekten gençlerimizin, çocuklarımızın hayatına girmesi gerekir diye düşünüyorum. Hele de zaman zaman tembellik yapıyorsak biz de oradan... çok sık kendimizden yapıyoruz. Kendimizden dem vuralım. Hiç kimseyi suçlamadan önce kendimize bakalım. Kendimize bakalım. Yapıyoruz. Kesinlikle örnek almamız lazım. Çünkü şuraya kadar anlattığımız bu tarihimizin en çalkantılı döneminde ve her şeyin o bütün dalgaların içinde sörf yapar gibi Halide Hanım olduğu halde gazetedeki yazıları, romanları hiç kesilmeden de devam ediyor. Bu da ne kadar güzel bir şey. Ve o dönemi yazmayı bize... Yazmayı hiç ihmal etmiyor hocam. Etmiyor ya. Demek ki. Demek akşamları yazıyor, not alıyor. Bir şekilde bulduğu boşluklarda yazıyor. Evet. Bize gerçekten o Osmanlı'nın son dönemini ve milli mücadele dönemini birebir canlı kahramanlarla yaşatan, tarih kitaplarından öğrenmek önemli değildir. İşte bir Sinekli Bakkal'da Abdülhamit döneminde bir mahallede geçer. Hayatıdır ama mahallenin hayatı, sosyal yapısı, işte Sinekli Bakkal'ın kızı vardı galiba, o bir orta oyuncuya, tiyatrocuya aşık oluyor. Çocuğun adını yine unutmuş, Tevfik galiba. Hı hı. Sonra o orta oyununda kadın rolüne girdiği için kız Tevfik falan diyorlar. Öyle bir çatışma vardı biraz ama genelde o mahallenin sosyal yapısını, şeyini, hayatını anlatıyor. Hı hı. Ve oradaki kahramanlar o kadar canlı kanlı ki ben zannediyorum o bakkal İstanbul'un bir mahallesinde duruyor. O insanlar orada duruyorlar. Hocam, o kadar. Gitsek belki de kitaptaki tasvirlerle o bakkal işte bu diyebiliriz. Hani diyebiliriz. Köhneliğinden, yukarıda çatısının olmasından, yani evet, bir üst katının olmasından falan, böyle ahşap yer gıcırtılarından, tahtaların olmasından. O bakkal işte Sinekli Bakkal diyebiliriz. Belki de tavsiye edeceğiniz ilk kitap bu mudur? Bunu birazdan soracağım ama hızlıca kaldığı yerden devam edelim. Hemen hızlıca devam edelim. En son Ankara'ya savaşlara katıldı, rütbe aldı hizmetlerinden dolayı. Bu arada Atatürk'ün yazışmalarını, işte görüşmelerini, uluslararası gazetecilerle, şeylerle, basınla bağlantılarını da yönetti demiştik. Hı hı. Daha sonra... Canlı yayında olabilecek şey. Canlı yayında telefonumuz kısık ama WhatsApp araması olabiliyor. Evet. Daha sonraki yıllarda da biliyorsunuz hemen Cumhuriyet'in işte akabinde Cumhuriyet'imiz kuruldu. Ve çok partili hayata geçmek için ikinci bir parti kurulmuştu. Hı hı. Serbest fıkra değil de terakkiperver Cumhuriyet fıkrası zannediyorum. Fırkası. Eşi Adnan Bey o partide görev alıyordu ve talihsiz bir olay yaşandı. İzmir suikastı Atatürk'e. Ondan dolayı yurt dışına çıktıkları söylenir genellikle. Hı hı. Ama işin ayrıntısına baktığım zaman kendi torununun şunu anlattığını gördüm ben. O suikastten ve partiden önce Halide Hanım'ın mide rahatsızlığından dolayı eşi onu yurt dışına tedaviye götürüyor. Fakat burada böyle bir olay yaşanıyor ve dolayısıyla o terakkiperver parti kapatılıyor. Bazı mensupları da bu suikasta katıldıkları iddiasıyla takip altına alınıyor. Hı hı. Onlar da bu süreçte dönmek istemiyorlar. Yurt dışında kalıyorlar. Hocam şimdi görsellerde de görüyoruz. Halide Edip Adıvar'ın Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte olduğu kareler var. Evet. Şimdi buradan Mustafa Kemal Atatürk'le çok yakın bir isim miydi deriz? Nasıl bir yorum yaparız? Veya burada herkes kendi yorumunu yapıp başka yönlere mi çekiyor? Evet. Halide Edip Adıvar üzerine herkes kendi cephesinden mi bakıyor? Doğru olan nedir? Doğru olan şöyle, bugünden artık çok rahat tarafsız bakabiliriz bence. Hı hı. Yani şey de çok normaldir. Mesela neden arası açıldı? Bir tıklasanız Atatürk'le Halide Edip Adıvar'ın arası neden açıldı? Hani bu çok paylaşılır. Ama genel şey şu, bir kere ikisi de çok şey, sağlam kişilikler, güçlü kişilikler, güçlü kişilik egosu, prensipleri de güçlü olur. Hı hı. Ciddi bir çatışmanın dışında şuradan itibaren tanışıklar, onu söyleyeyim. Tabu Sultanahmet mitingleri dönemi, onların öncesi yazışmaları var. Halide Hanım Mustafa Kemal'le yazışıyor. O dönemden dolayı da bir kısım insanlar da Halide Hanım'ı Amerikan mandacısı olmakla şey yaparlar. Hı hı. Suçlarlar. Çünkü Atatürk'e mektuplarında Erzurum Kongresi'nden önce böyle şeyler yer alıyor. Ama oradaki mevzu şu. İlk başta
imparatorluğu tamamen kurtarmak amacı var aydınlarda. Hani ayrı bir devlet kuralım Anadolu'da gibi bir düşünce yok. O yıllarda da her şey imkansız gözükünce her şeyi tartışmışlar. Hepsi bunu tartışmış. Yani biz bu vatanı kullanalım da kurtaralım da nasıl olursa olsun hangi düşüncesi var. Daha doğru evet, olur. Mandacılık istiyor diye bunu sürekli istiyor anlamında değil. Hiçbir yol bulamazsak bir süre böyle yapabilir miyiz? Bir süre şöyle amaç özgürlük. Bir kere Halide Hanım'ın bir vatanperverliğinden hiç şüphe edilmez. İkincisi özgür ruhundan, kendi kişilik olarak özünde, kendi hayatında da özgürlük onun için çok önemli ve özgür bir vatanda yaşamak anlamında da özgürlük onun için çok önemli, kayıtsız şartsız. Fakat eğer hiçbir ihtimal kalmazsa, kötünün en kötüsü olarak bir durumda kalırsak, geçici olarak böyle bir şey deneyebilir. Birçok aydında bu var. Şimdi ekrandaki fotoğrafta da var Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte. İzmir karşılaması adıların. Sanıyorum. Evet, öyle olsa gerek hocam. Ama daha sonrasında fikir ayrılıkları da yaşamışlar zannedersem, değil mi? Evet. Daha sonrası da işte İzmir'de karşılıyor, orduda dediğimiz hizmetleri yapıyor. Cumhuriyet kurulduktan sonra Halide Hanım'ın zannediyorum bir daha biraz daha idealist ve demokratik bakması olaya. Daha liberal, daha demokratik bakıyor. Mustafa Kemal de aslında hani yük onun sırtında, bir sürü dengeyi idare edip yeni bir devlet kurduğu için biraz daha tabii ki olaya... İtidalli oldu. İtidalli olmak, evet, yeni bir parti kurulmuş ama hemen Şeyh Said isyanı çıkmış arkasından. Yani henüz toparlanmak çok şey değil, demokratik davranabilmek mümkün değil, olağanüstü şeyler, kararlar uygulanıyor falan derken Mustafa Kemal o konuda farklı bakıyor. Yöneten ve sorumluluğu taşıyan insan olarak onun algısını farklı değerlendirebiliriz yani. Ve Halide Hanım da bir an önce demokrasi, daha liberal görüş işleri var. Yapısı öyle. Öyle bakıyor. Bu anlamda aralarında çatışma olduysa da yani birebir belki mektuplaşmaları vardır. Birebir bir tartışma hatırlamıyorum ben. Fakat sağlığından dolayı yurt dışına çıkıyor ve buradaki durum gereği orada kalmaya karar veriyorlar. Aslında hemen dönmeyi düşünerek çıkıyorlar ama bakıyorlar burada istedikleri gibi gitmiyor bazı şeyler ve dönmek istemiyorlar bir süre. Yurt dışında kalıyorlar. İngiltere'ye geçiyor. Orada da Halide Hanım üniversitelerde konferansçı olarak ünlü birçok üniversitede Avrupa'da, Amerika'da davet alıyor. Hindistan'da hatta dolayısıyla dönemin dünyası da aslında çok iyi takip ediyormuş böyle bir yazar, gazeteci, mücadeleci bir şahsiyeti diye düşünüyorum. Birçok yerden davet alır ve oralarda da konferanslara gider. Atatürk'le süreci de böyle. Atatürk'le aralarında böyle bir fikir ayrılığı vardır ama asıl buradan gidiş sebepleri Halide Hanım'ın sağlığı, ondan sonra da İzmir suikastının olup Adnan Bey'de takip edileceği düşüncesiyle o partide olduğu için dönmezler tekrar. Hocam bu kısmı biraz hızlandırmamız lazım. Evet. Sonra edebi tarafına noktaya gelelim. tarafına geleceğiz. Şimdi önümdeki notlara bakıyorum. 1964 9 Ocak tarihinde vefat ettiğini öğreniyoruz ve 80 yaşında hayata gözlemleniyor. Ancak hayatının son anlarına kadar da yine farklı alanlarda, hele ki siyaset alanında değil mi? Tekrar Türkiye'ye döndüğünde bile hala farklı rollerde olabiliyor, farklı kimliklerde olabiliyor. Evet, hemen orayı kısa zaten kalmadı. Bağlayalım o kısmını ama önemlidir. Atatürk'ün vefatından sonra İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığı döneminde davet eder Halide Hanım'ı. Dediğim gibi bu arada da İngiltere'de birçok romanını yazar, birçok romanı ondan sonra yayınlanıyor. Birçok konferansa katılır, çalışmalarını hiç durdurmaz. İnönü'nün davetiyle yurda döner. İnönü ona İstanbul Üniversitesi'nde İngilizce bölümünü, İngiliz filolojisi bölümünü kurmasını ister. Bu onu çok mutlu eder. Üniversite hocalığı o bölümü kurması, onunla uğraşması oraya ciddi bir emek verir. Daha sonra 50 zannediyorum, 50 seçiminde Demokrat Parti adayı olarak milletvekili olur. Ancak belli artık bir süre sonra... Artık görsellerde de Halide Edip Adıvar'ın evet. Üstadın artık belli bir yaşa geldiği halleri.
evet. geliyor görüntüleri. Evet, orada da Demokrat Parti işte milletvekili olduğu dönemde de çok uzun sürmez kişiliğinden dolayı tahmin edeceğiniz gibi. Orada da ünlü bir konuşması var. Merak ettim ama ben onu bulamadım. Vardır muhakkak kitaplarda veya kayıtlarda. İstanbul'dayken mecliste bir kanun çıkacak. Muhalefet ve iktidar partisi de anlaşmış bu kanuna bazı ek maddeler eklenecek. Ama Halide Hanım'ın prensiplerine göre bu uygun değil. Hemen biner treni Ankara'ya gelir. Mecliste çok ciddi bir konuşma yapar. Hı hı. Halbuki eşi Adnan Bey de onu uyarmıştır. Bu tepkiyle karşılanır diye. Hı hı. Fakat kendi ilkelerine dediğim gibi çok inanan ve sadık bir hanım. Mecliste çok sert bir konuşma yapar ve ne yazık ki hem muhalefet hem iktidar partisi milletvekilleri tarafından masaya vurularak protesto edilir. Ve dolayısıyla siyasete bir veda mektubu yazar ve siyasetin kendisi için uygun olmadığını söyler. Hı hı. O konuşma protestodan sonra mı oluyor bu veda? Tabii. Hı. Çünkü ne diyecektim? Şimdi çok siyasetle edebiyat çok kırılmış tabii. Muhakkak fakat çok farklı bir alan. Kuruluş döneminde ve kurtuluş dönemindeki o mücadele evet. farklı. Fakat yine bir büyük yazar Tolstoy der ki politika sanatı dışlar. Çünkü siyasette tek taraflı olmak zorunludur. Aynen öyle. Halide Hanım da öyle olmadığı için dolayısıyla kendi doğrularını savunmakta da çok kararlı olduğu için böyle bir süreç yaşar. Hani genel olarak hayatında yaşadığı çatışmalar varsa da genellikle bundandır diyebiliriz. Peki. Aslında ölüm yıl dönümü aslında bunu bu şekilde ifade etmek hoş değil ama evet. artık günümüzde bir klişe olmuş. 9 Ocak 1900 hemen tekrar bakıyorum notuma. Hı-hı. 64 değil mi? Evet. Yanlış bir şey söylemeyelim. 64 yılında da 80 yaşında da hayata gözlerini yumuyor. Allah rahmet. Bu vatan için yaptığı tüm mücadeleler için kendisine minnettar olduğumuzda bir kez daha yeri gelmişken hemen ifade edelim. Bizim için çok kıymetli isimlerden bir tanesi. Ama gelelim o bir yazar. İşte evet. Siyasetteki toplum içerisindeki rollerini şöyle bir kenara bırakınca. Bırakalım. Çok güzel eserler var. Kitaplar gelsin görsellerde. Karşımızda romanlar çıkıyor, farklı türde eserler çok üreten, çıkıyor hocam evet, ama bir yazarımız. Halide Edip adı var denince aklımıza gelen Sinekli Bakkal veya işte Ateşten Gömlek'tir. Evet. Bu açıdan konuşacak olursak sizce Halide Edip adı var. Diğer kimlikleri bir kenara bırakınca hocam. Evet. Sadece edebiyat penceresinden bakarsak nasıl? Halide Edip adı var nasıl bir edebiyatçıdır size evet. göre? Bana göre benim gerçekten belki de çok bütün eserlerini okudum diyebileceğim bir yazar değil ama gerçekten bir eserini okur ve hani yazarı çok böyle özümsersiniz, anlarsınız. Öyle olan yazarlardan birisi. Edebiyatçılar tarafından da şöyle değerlendirilir Halide Hanım'ın. Akıcı, ayrıntılı ve kahramanlarını çok canlı kanlı yaşatan bir üslubu vardır. En çok eleştirilen tarafı da şudur. Halide Hanım oradaki kitaptaki mesajını veya olayı anlatmayı o kadar önemser ki bazı edebi yazım kurallarına dikkat etmez derler. Ben eleştiri aldığı noktalar da var evet, haliyle. Her yazarın olduğu gibi. Olduğu gibi ama ben de şunu okuyucusu olarak söylemek istiyorum ve bir hayranı olarak. Evet dikkat etmediği noktalar vardır. Belki şimdiki gibi şanslı olsa 5-6 tane editörü olsa tabii. belki bunlar olmayacaktı. O kadar çok şey yazmış ki ve biz okuyucu olarak onları hissetmiyoruz. Çünkü evet, kalemi evet. o kadar güçlü ki normalde ben gerçekten imla hatasına da yazım hatasına da çok takılırım. Direkt dikkatimi çeker ve kitaptan koparım bazı hı-hı. şeylerde kitaplarda. Ama Halide Edip Adıvar'ı okurken öyle bir şey yaşamıyorsunuz. Hı-hı. Çünkü oradaki hem kahramanların canlı kanlı olması hem olayın akışı hem konuya hakimiyeti yani Osmanlı dönemini yaşatıyor size. Milli mücadeleyi yaşatıyor. Yaralı asker çadırlarını yaşatıyor. Ondan sonra o her şeyi size yaşattığı hissettirdiği için kaleminin gücü orada. Evet işte imla hatalı anlatım bozukluğu olabilir ama ben şimdiye kadar hiçbirinde fark etmedim mesela böyle siz bir büyüleyici. Siz de söyleyince hocam bu eleştirel yönünden hani yaklaşımları olduğunu söylediğiniz zaman ben de nasıl ya nerede yaptık öyle bir eksiklik, noksanlık, hata demek haddim değil. Hiç fark etmemişim değil dedim açıkçası. Hiç fark etmedik. Içinden. Evet. Demek çok güçlü. Evet kalemi. Ama eleştirel gözle bakarsanız bulursunuz tabii, tabii yani tabii. şimdi. Peki, Halide Edip Adıvar'ın işte görüyoruz Yeni Turan kitabının görseli var ekranda. Hı hı. Halide Edip Adıvar'ın kadın yönünü
kadınsal yönünü biraz hissetmek için herhalde Handan okumak lazım. İlk dönem romanı, evet. O duygusallığı, o inceliği, kadın bak, bu hepsine yansır yalnız. Başta dedim ya, şeyin Hale Edip adı var. Bu mücadelenin içinde olmasına rağmen erkeksileşmemiş bir kadın modelidir. Hı-hı. Ve bu anlamda da önemlidir. Çünkü kadınlar toplumsal hayatta veya işte resmi görevlerinin içinde, Halide Hanım'ın ordu görevi bile, rütbesi bile var. Bunların içinde sesini duyurmak, işte erkeklerle denk olmak, hakimiyet kurmak, etki yaratmak adına erkeksi davranışlara başlayabiliyoruz. Hı-hı. Bu hepimiz için geçerli. Çünkü orada hani sözünüz dinlenmiyorsa biraz daha o tavra, evet, otoriter bir tavır gerekiyor. O tavra gir, hatta kıyafet olarak girebilirsiniz. Hı-hı. Bunlar etkendir. Fakat Halide Edip adı var. Bunların hiçbirini yapmadan girdiği her cemiyette, her ortamda ve edebiyat dünyasında da kadın ve erkek düşünülmeden şahsiyetiyle saygı duyulan bir isim. Hı hı. En önemli taraflarından birisi bence bu. Ama kadın bakışı niye önemli? O bütün romanlarında, o savaş cephelerindeki romanlarında da, mücadelesinde de ve kadını toplumdaki bir yere koymaya çalışan, işte Yeni Bir Turan ülküsünün içinde nerede olacağını koymaya çalışan düşüncesiyle de, hı hı, kadın bakışı çok önemli. Kahramanları da belki o yüzden çok canlı. Hani Sinekli Bakkal'da bir mahalleyi anlatıyor. Bir sürü kahraman var mesela. Onlar neden çok canlı? Çünkü kadın kalbiyle onları gözlemlemiş. Biraz daha kadınlar bu konuda hani ayrıntıcı ve titiz olduğumuz için karakterleri bütün yönüyle kısa bir cümleyle ifade ediyor. Gözünüzde canlanıyor. Tasvirleri de hocam bir o kadar. Yani geçişi, evet, tasviri, geçişi. Morsal, kıvlı ev. Evet. Var mesela, o da tavsiye edilebilir ilk okumalar için. Tamam, o soruyu sormuş olayım o zaman. Evet. Geldi Mor Salkımlı Ev değil mi bu kitap? Doğru. İlk neyi okuyalım? Hiç Halide Edip adı var okumadık hocam. Evet. Neyi okuyalım ilk? Evet, çok zor soru. Mor Salkımlı Ev okuyalım, Sinekli Bakkal okuyalım, muhakkak tavsiye edilir ve hani hiç sıkılmadan, hiç kimse zannetmiyorum ki ben sıkıldım da bıraktım denecek bir şey değil. Sadece başlamanız yeterli diye düşündüğüm romanlardan birisi. Ateşten Gömlek okunmalı, Vurun Kahpeyi okunmalı. Ben biraz onu çocukluğumda filmini izlemiştim ve çok korkmuştum. Ondan dolayı Vurun Kahpeyi de öğretmeni sonunda öldürdükleri için taşlayarak bende böyle küçük bir travması vardır. Çok korkmuştum yani öyle bir şey yaşanabileceğine çocuk olduğum çocuk için herhalde. Çocuk aklıyla işte haliyle daha gerçekçi herhalde. Evet. Dolayısıyla böyle şey Vurun Kahpeye'den biraz böyle hep tedirgin olurum ama muhakkak yine o dönem açısından da okunması gereken bir roman. Ama kendime ve bu programı izleyen herkese diyorum ki gazete yazılarından Halide Hanım'ı muhakkak okuyalım. Bunu kendimize bugün siz bir şey verdiniz ya, Sultanahmet mitingini. İkincisi de bu olsun. Gerçekten köşe yazılarını bir okuyalım. Köşe yazıları çok önemlidir. O gün için söylenen cümleler bugün için de geçerli mi? Evet. Aslında zaman geçmiş. Bizim milli birlik, beraberlik arayışındaki her şeyi bir kenara bırakalım, fitne tohumlarını bir kenara bırakalım. Biz bir olalım, birlik olalım. Anlaşmalar yapılsa, Anadolu farklı bölgeler olarak birilerine dağıtılsa dahi yapılan anlaşmalarla, bakın, görün. Evet, birlik olunca. Birlik olunca başarının öyküsünü anlatıyoruz. Ne oldu? O anlaşmalar vardı ama evet. Anadolu halkındaki bir dik duruş, bir kol kola giriş her şeyi bertaraf edebildi mi? Evet, edebildi ve biz o günlerin mücadelesiyle bugün o alnımızın akıyla gezebiliyoruz. Çok şükür. Ben İstanbul Çamlıca Tepesi'ne gidip ne zaman o manzaraya baksam hep şu cümleyi kullanırım. Derim ki işte buraya Fransız bayraklarıyla, İngiltere bayraklarıyla gemiler gelip demirlemişti. Yeah. Anadolu o manzaraya bakıp korkuyordu. Sonra ne oldu? Geldikleri gibi gittiler ifadesiyle. Çok biz çok şükür. Şimdi o özgür bir vatan. O boğaza da hakim. O özgürlükleri, evet, ve bu vatan bizimi gösterebildik. Yine işte gazete yazıları dediniz hocam. Muhtemeldir ki, ben çok okumadım ama şu an merak ettiğim için ben de araştıracağım. Tahmin ediyorum, öngörüyorum. O günkü cümleler bugün de bizim şu an için hala toplumdan istediğimiz şeyler. Tabii. Fitneye fesata bakmayın. Evet. Çok politize olmadan, evet, önce birliğimize bakalım diyoruz ya. Muhtemelen üstadımız da Halide Edip adı vardı. Muhtemelen o tarihlerde onu diyordur diye düşünüyorum açıkçası. Tabii programın ki son dakikalarındayız hocam. Hem
edebi yönüyle, edebi yönüne çok az zaman ayırdık ama burada günümüz tabiriyle spoiler vermek olur artık. Bu kitapta şunu yazıyor. Bu kitapta işte Akile Hanım sokağı bunu anlatıyor. Evet, demek onu demeyelim. Etik değil bir edebiyatçı olarak, bir işte edebiyat sever olarak nacizane. Doğru olan ne? Merak uyandırmak. Hale edip Adıvar'ı tanıttıktan sonra onun edebi kişiliği, cümleleri, tasvirlerinin kuvvetli oluşuyla birlikte bir merakla sizi Adıvar'ın kitaplarıyla buluşturmak istedik. Son cümleleri size bırakacağım yine her zamanki gibi. Ne söyleriz Hale edip Adıvar'la alakalı hem başlangıçtan itibaren anlattığımız yönüyle hem de edebi kişiliğiyle birlikte? Evet. Edebi kişiliği gerçekten üretkenliği ve o çalışkanlığı anlamında çok önemli. Fikirlerine katılalım katılmayalım, kesinlikle örnek alacağımız bir yazar, bir gazeteci, bir anne, bir eş, hayatının her yönüyle. O yüzden herkes kendi gönlünde Halide Hanım'a bir sayfa açsın ve dönüp bir baksın, bir kitabını okusun. Okuyamazsa dediğimiz gibi Sultanahmet Miting'in videosunu izlesin. Muhakkak kendinizden bir şey bulacaksınız ve bütün imkansızların üstünüze geldiği anda bile kendinizde bir güç hissetmek için bakabileceğiniz baş kahramanlardan birisi diye düşünüyorum. Ve bu kadar eser bıraktığı için bize, o dönemin birçok alanını da Halide Edip Adıvar'dan tanıyoruz biz bu tabii eserleriyle. Gerçekten kendisine minnettarız. Minnet ve rahmetle anıyorum. Ve bu program için de size tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum hocam. O kadar güzel anlattınız ki. Edebiyatı evet seven var, sevmeyen var. Herkesin kendi ilgi alanları farklı ama sıkılmadan dinledik. Yani böyle bir ders dinlermiş gibi uf ya olmadık açıkçası. Ben olmadım. Umarım siz de olmamışsınız. İnşallah. Ki olmadığını düşünüyorum. Hakimiyetiniz o kadar iyiydi ki. Reklam arasında söyledim ama bir kez de yayında söyleyeceğim. Hocam anlatmaya ilk başladı. Dedim ki nereden, hani önünde not yok. Şimdi masanın üzerine bakıyorum. Nereden bakıyor olabilir diye düşündüm. Hiçbir nota bakmadan aktardı. Tüm çok bunların hepsini de gerçekten bir akış tarzı belirleyerek hiçbir nota ihtiyaç duymadan aktardı. Bu konuda da ayrıyeten tebrik etmek istiyorum hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Hitabetiniz çok zevk verdi bize. Halide Hanım'ın ruhaniyeti bize etki etmiş olabilir bugün herhalde. Öyle diye düşünüyorum ve gerçekten ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Peki günün sürprizi ne? Bu programları belirli periyotlarla inşallah yoğun trafiğimize rağmen belli bir periyotta götürmeye çalışacağız. Yani Turkuaz'da edebiyat günlerine devam edeceğiz. Bir başka programda da başka bir edebiyatçımızı hem işte kimliğiyle, kendi reel kimliğiyle hem de edebi yönüyle aktarmaya, tanıtmaya ve merak uyandırmaya devam edeceğiz. Bakalım bir sonraki programda Fatma Hocam'la kime anlatacağız? Hiç planlı değil. Evet. Ortaya ne çıkacak bilmiyoruz ama güzel bir ismin devam edeceğimizi tahmin edebilirsiniz sizler de. Çok teşekkür ediyorum hocam verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimiz de bu arada gelecek program düşündükleri isim varsa atsınlar. Aynen size. Aynen öyle. Ay, bize bildirebilirsiniz. Evet, Instagram bildirebilirsiniz. Üzerinden. Hocama da yazabilirsiniz. Şu edebiyatçıyı mutlaka konuşun diyebilirsiniz. Yakın zaman edebiyatçıları da olabilir ama ahde vefa önce ya. Hani biraz evet, daha bizim için kıymetli ya. Önce ahde vefamızı bir yapalım istiyoruz açıkçası. Bugünlük bizden bu kadar efendim. Bizi keyifle izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yarın tekrar görüşünceyle, yarın sağlık programı yapacağız bu arada. Halsizlik ve baş ağrıları bir türlü bitmiyor, ağrılar bitmiyor. Bir böyle genel bir sağlık programı yapalım istedik. Allah nasip ederse yine saat 15.30'da TV42'de olacağız. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. Selçuki Kolonyaları Turkuaz programını sundu.